Mantarım bu. Evet. Yufkamız da bu olacak. Yufka açacağız. Burada da yaptığım börekler var. İki tane daha yaptım mı bitiyor. Bundan iki tane yapacağım, tamam. Mantar böreği. Ebişke mantarından börek yapıyoruz. Görüşmek üzere dermişim. Bir kase un daha almam lazım. İki yufka daha açarsam tamam. Görünmüyor. Olmadı. Evet, şimdi başladı. Yufkamız bitti. Yağlıyoruz. Her tarafını yağladıktan sonra yarım ay şeklinde katlıyoruz. Biraz da bu tarafını hafif. Çünkü mantarla yağla kavurduğum için. İki kaşık mantar atıyoruz. Kavrulmuş mantardan. Mantarları ayıklayıp yıkayıp önce soğan kavuruyoruz. Sonra mantarları koyuyoruz. Sulanıp suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Sonra da iki yumurta kırıp hava yaptı. Biraz daha karıştırıyoruz. Bitti. Bütün baharatları, pul biber, karabiber, kimyon, zerdeçal, baharatları koyup karıştırıyoruz. İçimiz hazır. Böreğimizi de böyle uzatıyoruz. Her tarafı yağlansın diye yufkanın. Hem ince olsun yufkası. Kalın açıp asılarak inceltiyoruz. Bu oldu.
tane daha yapacağım, tamam. Hamur yumuşak olduğu için fazla un kullanıyorum, yapışmasın diye. Yumuşak hamur daha çabuk açılıyor. Hazır. Bu yufkayı şimdi yağlıyoruz. Aynı şekil devam. Hamurunda 3-4 kaşık yoğurt koydum. İstas maya, istas mı yazıyor neyse. Bir de ılık suyla yoğurdum. Mayalanmadan, hemen bekletmeden açıyorum. Çünkü yapana kadar kendiliğinden mayalanıyor. Yağ az olmuş biraz. Sağ elim, baş parmağım sakat, sıkamıyorum fazla. Onun için sol elimle yapıyorum. Düştüm ve sakatladım kendimi. Az yağ sıkacaktım, unuttum. Mantarı fazla kat verelim. Yağ istemez o zaman. Kadar uzun oldu. Her tarafı yağlanması için asılarak uzatmam gerekiyor.
İncecik bir yufka olması için. Ha, ben bunu böyle değil de uzun koyacaktım. İyi. Şimdi oldu. Bunun üstüne yağ sürüyoruz. Üstüne de hafif yağlıyoruz. Yumurta sürmüyorum. Şimdi çörek otu bulabilirsem baharatların olduğu yerde çörek kalmamış herhalde. Köyden yeni geldik. Onun için malzemem yok burada dadaydı. Malzemeleri tamamlamak lazım. Bu da sade olsun bari. Az bir kekik serpiyorum. Mantarım arttı. Hamur var. Başka tepsiye yaparım bunu da. Böreğim hazır. Şimdi bunu fırına atacağım. Fırını açayım. Evet. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben böreği fırına atayım. Piştikten sonra bir daha çekerim. İyi günler, görüşmek üzere, hoşça kalın.